Başefendi! Başefendi bakaya! Buyur. Ne oluyor? Asker niye talim yapıyor bu sabah? Asker bu, talim yapar. Ben de ustura Kemal. Doğru konuşmazsan arıza yapar. Bu kadar yattılar yattılar, bu sabah mı geldi akıllarına talim yapmak? İstanbul işgal oldu ya. İngilizler denetlemeye geleceklermiş. Ulan burada ne işleri var? Her yerde işleri var onların. Girmedikleri delik yok ki. Dışarıdaki işgal sandığınızdan daha çok var. Bir haftadır kan kusuruyorlar her yerde. Vay köpoğulları vay. Gemi iyice ağzına aldın Kemal. İngiliz Osmanlı'yı idareye geliyor. Refah gelecek topraklarına. Daha ne istiyorsun? Hem İngiliz hakareti hiç sevmez. Bak denetime geliyorlar. Yerin kulağı var. Kulaklarına gider ise sıkıntı sekersin. Sen buraya gelen İngiliz'den medet umup bize posta mı koyuyorsun dikine solucan? Kemal. Ulan dua et. Seni kulaklarından tavandan sallandırmadım. İndir beni. İndir beni. İndir beni. Sus ulan. Sus. Yoksa İngiliz İstanbul'u terk edene kadar seni kandil gibi sallandırırım ulan orada. Teres. Ağlama be hekim babam. Ağlama be. Bak seni böyle gözü yaşlı görünce ciğerim yanıyor. Ya hekim baba, 3 gün 3 gecedir ağlıyorsun arkadaş. Gözlerin Mısır çöllerine dönecek ya. Öldürdüler oğlum. Öldürdüler. Abidimi yaktılar. Ya baba öyle bir şey olsaydı haberi gelirdi. Telaşlanma. Ya gelmezse ha? Ya gelmezse? Her gün ziyaretime gelen, ilacımı getiren... Bir haftadır uğramaz oldu. İlacım da bitti. Yaşasaydı mutlaka gelirdi. Ahmet'imi öldürdüler. Yok Kemal yok, bu böyle olmayacak. Vallahi sekteyi kalpten gidecek bu adam. O gitmezse de ben gideceğim. Ne yapalım Abdo? Çıkaralım hava alsın biraz. İyi bari. Kalk baba kalk. Kalk biraz hava alalım kalk. Başefendi! Buyur. Aç kilidi. Kapının önüne hava almaya çıkacağız. Hangi kapıyı? Hangi kapı olacak ulan? Ana kapı. Bugün olmaz. Bana bak, aç kapıyı çirkinleştirme beni. İnsan olacak. Adam geberdi ağlamaktan, görmüyor musun? Kapının önüne çıkıp hava alacağız. Söz bir yere gitmeyeceğiz dedik. Aç şunu. Geç baba, geç. Bize 3 çay yap. Ya tamam ağlama artık. Söyleriz müdür beye bir dilekçe yazar. Ne olup ne bittiğini öğreniriz. Sade Ahmet olsa. Bir de kızım var Fransa'da. Yüksek tahsil görüyor. O ne olacak ha? İngilizler geldi geleni kimsecikler para alamıyor. Ya mütekahitler, memurlar hiç kimse maaş alamayacak. Ya hekim baba bu işgal fazla sürmez. Halkımız vatanperverdir. Def ederler onları. Bizi de sömürge yapacaktır. Vatan elden gitti. Ya olur mu öyle şey? Koskoca padişah var. Talat paşalar ne güne duruyor? Zaten ne geldiyse başımıza onların yüzünden geldi. Cihanlar bile kim soktu bize ha? Önce hepimizi teker teker öldürecekler. Camileri yıkacaklar. Ezanı susturacaklar. Kaç gündür ezan sesi duyulmuyor ha? Sorarım size. Kaç gündür ezan sesi duyulmuyor?
Vallahi bilmem ki. 3-5 gündür yok. Önce ezan sesi sustu, sonra bayrağı indirecektir. Olmaz öyle şey. Bayrağı kimse indiremez. Ben onun içine alıyorum işte. Ya tamam baba, içimiz şişti. Kurban olayım ulan Ekim baba, yeter ya. Diye onlar işte. Şişt, sessiz olun. Vitol bu. Vitol ne be? Ya anaları babaları yabancı ama burada doğma büyüme demek. Bizim gibi konuşurlar. Türkçeyi çok iyi bilirler. Evet bunun adı. Çok acımasız biridir. Ulan sen bizim ekmeğimizi ye, suyumuzu iç, sonra da hıyanet et. Ay. İşiniz var sizin dışarıda, çaylar baylar. Hoppala paşam, mal kara keşan. Ya biz hep burada oturmuyor muyuz müdür bey? Senden izin almadık mı? Ya geçin içeri çabuk. Benim başımı belaya sokacaksınız. Kovulacağım sizin yüzünüzden. La havle ve la kuvvete. Selamdan başka bir şey söylüyor musunuz Kemal'e? Yok Lebbe. Bu aralar fazla birikmiyor. Kusura bakmasın Kemal. Burası sizin için çok uygundur. Ne oluyor lan? İtalyanlar karakol binası arıyor kendine. Yer gösteriyorum. Lan kıl kuyruk, bula bula benim kahvemi mi buldun lan? Üstüra Kemal'in değil mi burası? Çıkmadı mı o daha içeriden? Sana ne? O Kemal'e selam söyleyeyim ben de. Her tıraşta yüzüme baktıkça aynada hep o geliyor aklıma. Tito dersiniz. İtalyanları o getirdi dersiniz. Beni iyi tanır. Güzel mi beyler? Tam aradığımız gibi. Gidelim. Yarın öğlene kadar müsaade. Kahveyi boşaltın. Geldiklerinde kahve boş olmazsa içeridekileri tarayacaklarmış tüfekle. Hadi eyvallah. Şerefsizler. İlaçlar çok iyi geldi. Ben yıllardan beri nefes almıyormuşum meğer. Dalmışsın. Yine Kemal'e mektuplar mı yoksa? Az kaldı, çıkacak yakında. Çıkınca ne olacak? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Çıktığı gibi içeri girer tekrar. İğneci Lebbe kadın geldi. Tamam, geliyorum. Abla. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Gülnaz kızım, yumurtalar taze. Bıldırcın yumurtası da buldum. Nefes darlığına birebir. Çiğden sütte kır,
Karıştırıp verin Kerim Ana, iyi gelecek. Sağ ol babacığım. Sen onları mutfağa götür, mutfakta kal. Nasıl oldu Keriman? İyi iyi, sanatoryumdan iyi geldi bu sefer. Çok şükür. Mektup hazır mı? Hazır, al buyur. Bir şey diyeceksin mi Kemal'e? Yok abla, ne diyeyim ben artık? Sen biliyorsun ne diyeceğini. Bu son mektup. Haftaya çıkıyor. Kız, bir şey yazmadın değil mi o konularla ilgili? Yok abla, yazar mıyım hiç? Çok şükür. Bir haftaya çıkacak ya. Kaçar maçar da sonra. Gurbet hele bizim için yapmışlar. Çatısını çok muntazar çatmışlar. Ölüm bile ayrılık tartmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık, 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 ayrılık. 50 Manda Mayısı, Yiğit namıyla anılır. Üsküdarlı değil, Ustura Kemal diyeceğim. Tamam, tamam. Ziyaretçiniz var. Ona haber vereyim dedim. Geliyoruz, tamam. Nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Kahve, baba dayı nasıl? İyiler, çok iyiler. Mahalleli? Hepsi iyi. Ölüm, kalım? Bir haftadır yok çok şükür. Gülnaz'ım nasıl? İyi maşallah. Heyecanlı da. Bir hafta sonra çıkıyorum ya, ondandır. Mektup. Aman al. Bu mektup için dünyanın yolunu yürüyorum mahallede. Niye? Gülnaz mahalleden mi taşındı? Yok canım, ne taşınması? Niye yol yürüyorsun o zaman mahallenin içinde o kadar? Tamam canım, sinirlenme. Ne saklıyorsun sen benden? Aman canım, ne saklayacağım aslanım? Ay aman, mektubu getiren de kabahat. Hem mektubu getir, hem de azar işte. Ben bu mektupla bu esarete katlanıyorum ablasının, tamam mı? Bu mektuplar olmayaydı, ben buradan çoktan firar etmiştim. Biliyoruz da ondan diyoruz işte. Posta pulu yaptınız beni arada. Mektup getir, mektup götür. Vesait de yok her zaman. İşgal oldu. Arabacılar doğru dürüst çalışmıyorlar mahallede. Ondan yürüyorum dedim. Hemen lafı başka yerinden anla zaten. İşgalciler geldiler mi mahalleye? Yok canım. Gelen giden yok. O zaman arabalar niye çalışmıyor bizim mahalleye? Tamam, bağırma. Bana bak, bana doğruyu söyle. Eğer bir hafta sonra buradan çıktığımda yalan söylediğini anlarsam çok fena kırılırım. Tamam canım, kırılma sen. İtalyanlar geldiler bugün mahalleye. Ee, şey işte, kahveye geldiler. Öyle bir baktılar, Tito diye bir adam vardı yanlarında. Yüzünde faça var mıydı? Vardı. Nah, bu kadar. Ne istiyormuş deyuslar? Söyleyeceğim ama kızmayacağım. Ölüm gelmeden vakit pazarlığı yapılmaz. Söyle. Yarın yine geleceklermiş. Öyle bir baktılar. Gebeleme, söyle şunu. Kahveye el koyup karakol yapacaklarmış. Aman. Sakın. Sakın. Yeah!
İtalyan. Başefendi, aç kapıyı. Aç kapıyı dedik. Kemal ne oldu? İtalyanlar kahvemi işgal ediyormuş. Ne? Nasıl bir ses bu? Mahkumlar topluca bağırıyor. Sanırım isyan çıkacak. Biz sizi daha fazla tehlikeye atmayalım. Ben üstesinden gelirim. Klasiyata kalkma, biz konuşmaya geldik. Derdiniz ne? Bir haftaya kadar çıkıyorsunuz. Ne diye bağırıp duruyorsunuz? Bir hafta olmaz. Biz bu akşam çıkacağız. O nasıl olacak? Bak beyim, 5 yıl, 11 ay, 23 gündür bizi tanıdın. Her gün şu kapıya tabure atıp bir gün firar etmiş adamlar değiliz. Sana saygı gösterip mapushaneni güllük gülistanlık ettik. Ama cehennem etmesini de biliriz. Biz bir şey mi dedik? Eksik olmayın. Sağ olun da derdiniz ne, onu diyeyim. İşgalciler yarın kahvemi karakol yapacaklarmış. Ben gidip direneceğim. Şimdi sen vatanperver adamsın müdür bey. Sakın bana ulan zaten memleket işgali olmuş, bir kahvenin peşine mi düştün deme. Bence bu memlekette herkes kendi kahvesini kurtarsa işgal mişgal kalmaz, anladın mı? Düşmandan korkup el ete köpenler, onlardan çekinenler bunu böyle bilsin arkadaş. Millet bizden örnek alsın İrfan Bey. Belki o zaman bazı südü bozuklar uyanır. Uyanır oğlum, uyanır elbet, uyanır. Uyanmıyorlarsa da uyandırmamız lazım. Ulan belki ben feda olacağım. Belki benim kahvem feda olacak ama bu millet uyanacak, uyanacak. Helal olsun lan size. Yüreğiniz de bileğiniz kadar kuvvetli. Yardım edeceğim size. Bu gece salacağım. Durumu ben ayarlarım. Allah razı olsun müdür bey. Yalnız senden bir isteğimiz daha var. Söyle Kemal, hiç çekinme. Senin için ne olsa yaparım. Eyvallah. Şu bizim hekim Ali bey, o da bizimle gelecek. Niye? Yaşlı o, ayak bağı olur size. Aman aman, onu bize bırak. Sabahtan beri ağlıyor, Ahmet'im, Ahmet'im diye. Geberip gidecek zavallı. Ya bunun bir oğlu varmış. Uzun süredir haber alamıyor, direnişçiymiş. Bir de kızı falan da var galiba. Ya zaten koskoca hekim, içeride ne işi var adamın? Salalım gitsin, dışarıda bize lazım olur. Ötemizi berimizi diker. Peki, söyleyin, o da hazırlansın. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Abla? Ahmet. Ablam benim, hoş geldin. Cümlem, hoş bulduk. Bakayım sana. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Ablacığım, işgal yüzünden rahat rahat dışarı çıkamıyoruz artık. O yüzden seni almaya gelemedim. Kusura bakma. Ah canım benim, önemli değil. Kulağınızı dört açın, beni iyi dinleyin. Sabah tarafı Üsküdar Kaymakamı Hüsamettin Bey'in yanına gideceksiniz. Benim adım Meryem. İrfan Bey gönderdi diye. Parolanız, şemsiyesini sizde unutmuş.
almaya geldik olacak. Vatanperver adamdır. Parolayı söyledikten sonra çıkış tezkerelerinizi tanzim edip size verecek. O vakte kadar ne yapın, ne edin. Yakalatmayın kendinizi sabaha kadar. Yoksa haberim yok, kaçmışlar derim. Satacaksın yani bize ha? Mecburen. Yoksa kendimi ele veririm. Bu meselede en kutsalı memleket davasıdır. Dava için gerekiyorsa fertler kendilerini feda eder. Eyvallah müdür. Allah razı olsun. Oh be baba. Nihayet yüzün güldü ya. Hele Ahmet'imi bir göreyim, sen asıl o zaman beni gör. Hadi bakalım hadi. Vakit tamamdır. Hakkını helal et İrfan Bey. Helal olsun. Siz de helal edin. Helal olsun. Daha çok görüşeceğiz. O yüzden kimse ölmesin. Hadi, hadi. Hadi. Onlar ne? Biraz roquefort, biraz brie. Fransız peynirleri yani. Ayrıca bir koca kutuda kruvasan getirdim. Özellikle babam için getirdim. Bilirsin çok sever. Da parayı nereden buldun? Yani yıllardır babamın yolladıklarından biraz biriktirmeye çalıştım işte zor günler için. Hem merak etme. Bir iki hafta idare eder bizi. Oh çok şükür ya. Babamın ilaçlarını da alabiliriz o zaman. Kara borsaya ilaçlar çok pahalandı abla. Gidip alamıyorum. Kaç gündür o yüzden babamın ziyaretine de gidemedim. Tamam. Yarın ilaçları da alıp birlikte gideriz ziyaretine, tamam mı? Tamam. Hadi başla. Ulan armut gibi yürüyoruz gece vakti. Bir arabaya binseydik bari. Olur. Bulursan binersin dağların ayısı. Hay babanı. İngiliz devriyeler. Geri dönelim. Olmaz. Gördüler. Araklanırız. Çaktırmayın, yürüyün. Hey, yuh! Tabanları yağlayalım. Olmaz. Mermi senden hızlı koşar. Hekim baba, sen şöyle geri dur. Pasport! Ne diyor lan bu? Kimlik soruyor. Şirin gözükmeye çalış. Pasport! Israr ediyor. Ediyor. Uzunlar benim opto. Niye senin? Canım ne zamandır Osmanlı çekiyor. Kısalar için yarısı boşa gider. O zaman... Ya! Yürü, merminden hızlı koş, yürü, yürü! Açalım.